Selamünaleyküm. Sevgili Ehlen Medine takipçi kardeşlerimiz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz efendim. Bugün Evs kabilesinin Ümeyye oğulları kolundan olan mübareklerin yurdundayız efendim. Beni Ümeyye el-Evsiyyin Hazretlerinin yurdunda, onların hududu içerisinde bulunmaktayız. Menzil Kurban Yolu üzerinde Medine-i Münevvere'nin güney tarafına düşmektedir efendim. Kuba'nın, Kuba Mescidi'nin doğu tarafında yer almakta bu mekan. Hemen önümüzde gördüğümüz bu eski yapı, bir zamanlar Medine emiri Şamani Hazretleri'nin, Sahavi'nin de zikrettiği Medine emiri Şamani Hazretleri'nin kasrı olarak, o zamanlar Medine valisi olarak da biliniyor diye geçiyor tarih kaynaklarında. Onun mekanı, yurdu veya kasrı diyebileceğimiz bir yer. Lakin burada önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yurda uğrayıp da Ümeyye oğullarının kuyusundan içmeleridir efendim. Ki Bi'rül Ehin veya Bi'rül Yusra, Ehin kuyusu veya Yusra kuyusu diye bilinen kuyusunun başındayız efendim bugün aynı zamanda. Evet, hemen bu yapının sol tarafına doğru gidersek kuyunun bulunduğu mekana varıyoruz efendim. Hemen yanı başında zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek mekana uğramışlardır. Evet, hemen şu anda önümüzdeki duran yer idi. Bir zamanlar Ehin kuyusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yurda uğradıklarında bu mekana, bu kuyuya uğramışlar ve bu kuyunun ismi nedir diye sual ettiklerinde Usra ya Resulallah, zorlaştırıcı anlamını taşıyan bir isimle yad ederek Efendimiz'e ilettiklerinde Aleyhisselatü Vesselam bel innaha yusra, yusra ismi olarak değiştirmiş. Yani kolaylaştırıcı anlamındaki ismi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kuyuya, Ehin kuyusuna bir başka adıyla atfetmişlerdir efendim. Evet. Medine-i Münevvere'nin 7 meşhur kuyusu var. Berraklığı, tatlılığıyla bilinen su kuyularından bir tanesi o ki işte El-Ehin veya bir başka adıyla Yusra kuyusunun başındayız efendim. Efendimizin ismini değiştirdikleri, Yusra kolaylaştırıcı anlamını değiştirdikleri kuyusunun başında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın suyundan içip abdest aldığı ve suyunu sevdiği bu kuyuya bazı rivayetlerde de febasaka fiha, tükürdüğü de mübarek söylenir. Tatlanması için biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda birçok kuyu tuzlu sulara hakim ve o suların tatlanması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bereketlendirirdi o kuyu veya o suyu. Kimi zaman ağzını mübarek çalkalar, suyun içine boşaltırlar. Kimi zaman da babasaka, yani tükürükle orayı şereflendirirler ve tatlılışlardı efendim. Evet, bugün Ehin kuyusunun başından sizlerle beraber olduk. İnşallah tez zamanda Medine'nin ve Hicaz Yarımadası'ndaki farklı mekanlarda buluşmak dileğiyle efendim. Sizleri Medine'ye, Mekke'ye, Hicaz Yarımadası'na davet ediyor. Bu mübarek mekanları Rabbim inşallah tüm seven kardeşlerimize, tüm takipçi kardeşlerimize nasibi müyesser eylesin diyoruz güzel kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın diyoruz efendim. Evet, Ehin kuyusunun başından selam olsun sizlere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Thank you.
Thank you.